Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak işi cihanda aziz eylesin. Ben biraz böyle davranış psikolojisinden bahsedeyim. Psikoloji. Yani aklımı, düşüncelerimi, hayallerimi nasıl kontrol edeceğim? Bizi rahatsız ediyor ya düşünceler. Diyor ki, hayaline hakim olursan, eylemine de hakim olursun. Hayal. Hayala hakim olmanın yolu da böyle rastgele videolara muhatap olmamaktır. Sosyal medyadaki her türlü videoya muhatap olursan hayaline hakim olamazsın. Hayaline hakim olamadın mı? Düşüncelerine hakim olamazsın. Düşüncelerine hakim olamayınca eylemlerine, davranışlarına hakim olamıyorsun. Yani İstemediğin halde yapmak zorunda kalıyorsun. Mesela bir misal vereyim gündelik hayatta, korona ile alakalı. Şimdi eğer bununla alakalı olumsuz videoları çok seyretmişsen, en ufak bir ateş yükselmesi, grip ya, mesela normal bir grip olsan bile, öksürük olsa bile, hemen çok seyrettik ya o videoları, seyretmişsen, zihin gidiyor, en sonuncuna, en olumsuzuna odaklanıyor. Kendini onun içine koyuyor, öyle farz ediyor, neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan insan ona dönüşüyor. Mesela birisini kızıyorsun böyle, nefret ediyorsun hayale. Veya affedersiniz, cinsellik bir şey hayal ediliyor. Bakın hayal ama hayal değil o, vücudun hormonları öyle çalışıyor. Neyi hayal ediyorsan, vücut aynen o çalışıyor, gerçek gibi görüyor. Mesela cep telefonunda bir video var, böyle adam peteğe taş atıyor. Sonra tam onu atarken dönüyor kameraya atıyor. Ama sen kamerada yani bunu seyrediyorsun. Sana atılmış gibi telefona tepki veriyorsun. Oysa biliyorsun Filip. Bunun şeyi gösteriyor. İnsanın beyni hariçte olsa bile neyi seyrediyorsa kendisinde olmuş gibi, cereyan ettiği gibi farz ediyor. Başka bir tane söyleyeyim. İçimizdeki geçenleri konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Vesvese bu. Mesela Allah'a ve peygambere hakaret ediyor içimizden. Hiç olumsuz kişilerle olumsuz davranışları böyle hayalen geçiyor. Bunlardan ne kadar mesulüz? Bunlardan mesul değiliz. Çünkü senin ihtiyarına rağmen, sana rağmen çalışıyor. Bunun adı vesvese. Senin olmadığına delil, sen ondan rahatsız olmandır. Senin olan paradan rahatlık duyarken, emanet olan bir paradan rahatsız oluyorsun. Acaba çalınır mı diye. Aynen bunun gibi sen doğadan üretmişsen fikirleri, o düşüncelerden rahatlık hissedersin. Ama seninle alakası olmayan ve seni rahatsız eden hayaller, düşünceler geliyorsa, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, onunla amel etmesen, konuşmasan mesuliyet yoktur. Tam tersine, onun içteki dayatmasına mukabil sen yapmamakla cihat sebebi alıyorsun. Yani içinde geçen kötülükleri diyor ki de onu, ver onu, ver ağzının payını, vur kafasına diye gibi içimizden şeyler geçiyor. Bir de ahlaksız şeyler de geçebiliyor. Uygun olmayan kişilerle, uygun olmayacak şekilde bunlar bizi rahatsız ediyorsa bu gösteriyor ki bizimle alakası yok. Bunun adı vesvese. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bunlarla diyor yani amel etmesen, konuşmasan küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Bu da söylediği zaman Hendek Savaşı. Yani normal 70 tane sahabe şehit olmuş ona küçük savaş diyor. İçimizden geçenlerle amel etmesen niye geçiyor diye sakın mücadele etme. Vesvesen gitmesine sakın çalışma. Niye? Vesvese yaban arılarına benzer. Onlarla mücadele ettikçe çoğalır daha. Daha beter saldırısına geçer. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Niye geliyor? İnsan olduğun için geliyor. İnsan mücadelesini içeriden aktif olsun diye. Karnındaki pislik, karnında olan pislik insanın abdestine zarar veriyor mu? Vermiyor. İçimizden geçen kötülükler de bizim imanımıza zarar vermez.
Başka bir örnek. Aynayı tutsan pisliğe, pis veya yılana tutsan aynayı. Aynada pislik gözükse, aynadaki pis, aynayı pis eder mi? Etmez. Aynayı yılana tutsan, aynadaki yılan ısırır mı? Isırmaz. İşte hayalda bir ayna. Orada gözüken pislikler, orada gözüken yılanlar ne bizi pis eder ne de bizi ısırır. Vesveseler de aynı buna benzer. Demek ki vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Mücadele etme. Aman ha bu gitsin, aman ha bu da gitsin. Ha bu niti vokapina, sakın ha. O daha çok şiddetleniyor sana. Hangisiyle mücadele edersen yaban arıları gibi çoğalıyor. Lakayt kalıyorsan çekip gidiyor. Senin imtihanın olmuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde diyor ki, bir insanı Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Mesela ağır bir imtihan. Şunla sağlıklı olur, namuslu olur, şunla bunla olur. Ne zamana kadar o imtihan devam eder? Diyor ki sen onunla ne kadar, ne zaman razı olursan, tamam onunla mücadele etmezsen, meşgul olmazsan, artık normal hale geliyorsa senden o imtihan olarak kalkıyor. Çünkü mücadeleye artık mahal kalmıyor. Başka? Münakaşa etme. Yoksa dostların azalır, düşmanların çoğalır. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, cahille münakaşa edip de galip çıkan hiçbir alim görmedim diyor. Bak cahille münakaşa edip de galip çıkan hiçbir alim görmedim diyor. Münakaşa insanın şahsiyetini, kişiliğini aşağıya düşürüyor. Peki ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz? Hecren cemila. Güzel bir şekilde diyor ondan uzaklaş. Nasıl güzel bir şekilde? Zararı en asgariye düşürerek muhatap olma. Ama derler ki ya adam değildi, şey değildi desinler yani. O önemli değil. Desinler diye araba alırsan, dersinler diye davranırsan, desinler diye kavga yaparsan, desinler diye para şunu yaparsan, o zaman kendisini yontulan ağaca benzer. Ne derler diye? Aynı şuna benziyor. Ayıp olur, odundan bir parça veriyorsun. Bir parça da o keresteden hiçbir şey kalmıyor. Onun için doğruyu yaşamak lazım. Ne diyorlar diye değil. Kendini tüketmenin yolu başkasını kıskanmaktır. Ben Kur'an'da bulabildiğim şeytanın sıfatları şunları buldum. Bakın ne diyor? Şeytanın sıfatları. Uyanık olmak adına söyleyeceğim. Kibir. Şeytanın Kur'an'daki sıfatı kibir. Kibir etti. Haset etti. Ümitsizliğe düştü. Kendini bir de beğendi. Dedi ki, Cenab-ı Hak dedi ya Adem'e secde et dedi. O topraktan ben ateşten dedi. Değer yargısını madde yaptı. Kapitalizm oradan çıkıyor. Mesela para. Dedi ki o topraktan ben ateşten. Üstünlük vasfı ne oldu? Toprak ateş. Hariç. Oysa kişinin üstünlüğü takvadadır. Yani kişiliğindedir. İnsan olmaktadır. Benim hocam dedi ki, tanırsınız Zeleklidir, idi rahmetli. Dedi ki, Rüştü abi, dedi ki Hasan iyi bir doktor olabilirsin dedi. İyi bir mühendis olabilirsin. İyi bir hoca olabilirsin dedi. Ama ilk önce her şeyden önce iyi bir insan olacaksın. İlk önce hepsinden önce iyi bir insan olacaksın. Çünkü silah cahilin elinde tehlike ama şuurlunun elinde de cihat vasıtası olur. İlk önce iyi bir insan olacaksın. İlmini bir tarafa koy, doktorluğunu bir tarafa koy, mühendisliğini bir tarafa koy. İnsan olacaksın ilk önce, iyi bir insan. İnsanı tüketen kibir. Yani devamlı kafasında o ve ben, kafama koydum nasıl dediğini diyor, şuna bak ya Allah Allah kibir, haset. İnsanı yiyip bitiriyor. Karşıki tarafa bir zarar veriyor mu? Vermiyor. Bizi bitiriyor. Peki, bırakıyorum ama o beni bırakmıyor diyorsan, gene rivayetlerde geliyor, diyor ki, o tür şeylerden kurtulmanın yolu güzel bir şeyle meşgul olmaktır. İki tane doktor öneriyoruz psikolojisi rahatsız olanlara. İki doktor. Bir, doktor meşguliyet. İki, doktor teslimiyet. Yani mutlaka bir işiniz olsun. Doktor meşguliyet.
Meşguliyet bizi doktorluk yapıyor bize. Meşgul ol. Bir şeyle meşgul ol. İki, doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Yani Allah'a yakınlaştıracak şeyleri okumakla. Böyle ilim, bir şey öğrenmek, eskilerimizi tekrarlamak. Böyle evet bu yaşta ezberlemeyeyim, yapamam deme. Böyle bir şeylere bak yani. Meşgul, Allah'a teslim olacak özelliğini artırırsan rahat ediyorsun. Teslim olmasan bu sefer o onu katlıyor, o da onu katlıyor. Mesela bir öksürmeye başlasan herhalde korona oldum galiba, oldumsa şu oldum. Aha ciğere indi. Bir de sosyal medyada videoları seyrettinse içine giriyorsun. Onun gibi hayal ediyorsun. Aha ben şimdi siyah toprağa gireceğim. Vücutta öyle salgılama yapıyor. Panik yapmaya başlıyor. Böyle ya. Ama teslim olsan men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Hiçbir şey olmayacak. Nedir o? Ecel değişmiyor. Yalnız ismi değişiyor. Şöyle, ben istatistikte çalışan bir memur arkadaşımıza söyledim ki, dedim ki kardeşim 2017, 2018, 2019, 2020 dünyada doğum ve ölüm oranlarını bana bir listele. Çoğalmış mı acaba koronayla? Muhtarım hiç çoğalmamış. Ne azalmış ne çoğalmış. İsmi değişmiş. Doğumla ölüm aynı. Yani ecel ibresi bir saniye gitmez, bir saniye geri kalmaz. Bu demek değil ki lakayt kal, sebeplere uyacaksın. Sebeplere uyduktan sonra demiş mi? Mesafe, maske, temizlik bu Allah'ın adet-i ilahisi. Yani Allah'ın kainata koyduğu sünnetullah. Buna uyduktan sonra en önemlisi, bunlardan daha önemlisi Allah'a teslim olmak. Kendini bitirmemek. Başka? Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin de hiçbir önemi yok. Bir daha. Nereye gittiğini bilmiyorsan, yani bu insan bu dünyaya geldi. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Vazifem nedir? Bilmiyorsan, nasıl yaşasan hiçbir önemi yok ki. Benim bildiğim şu köyde belki de 4-5 kuşak toprağa girdi. Mesela Cürt-i Şükrü'deyi ben tanıyorum. Tabii daim sizler daha fazla tanır. Yani daha eskiler. Yani onunla bakarsak 3 tane kuşak bu köyün toprağın altında. Ama kimisi fakir, kimisi alim, kimisi cahil, kimisi çocuk, kimisi kadın, birisi erkek olarak yaşadı. Önemli değil o. Diyor ki, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gitmen hiçbir önemli değil. Eğer ahireti bilmiyorsan, ahirete uygun kısmen yaşamıyorsak, dünyada nasıl yaşarsan hiçbir önemli yok. Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz, emin olamaz. Ne arıyoruz? Onu bilmek lazım. Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz, bulsa bile emin olamaz. Ya malzemeyi kullan, yoksa malzeme olacaksın, hislerini hedeflerine bağla. Ya bu dünyada malzemeleri kullanacağız, dünyayı kullanacağız, ya dünya bizi kullanacak. Eğer gaye yoksa insanda, dünya seni kullanıyor. Hiç de affetmiyor ama. Öyle alavera dala bir öyle atıyor, bir böyle atıyor, iki öksürme bilmem ne, hop toklu atıyor. Bir varmış bir yokmuş. En fazla bir ay unutulmayacaksınız vefattan sonra. O da evdeki çamaşırlarınız dışarıya çıkartılana kadar. Palto, ceketler çıktı mı bir ay sürmez unutuluyoruz. Ama unutmayacak birisi var. O da Allah. Ruhsal sıkıntıların temeli. Ruhsal sıkıntılarımızın sebepleri İbrahim. Diyor ki, özel hayatınızda aşırıya kaçmayın. İki, hırslı olmayın. Haset sahibi olma. Af yolunu tercih et. Yani kin nefreti gütme. Afı tercih et. Bir gaye uğrunda koşmayı bırakma. Negatif ortamlarda kişilerden uzak dur. Haram yiyenlerden uzak dur. Gıybet, iftira, kovuculuk peşinde koşma. Müslümanlar arasında düzeltmeye gayret et. Ölümü unutma. Yaratılış gerçeğine cahil olma. Niye yaratıldığını unutma.
yarın yapacak işi olma, yani yarın yapacak işi olmayanlardan olma. Mutlaka yarın yapacağın bir işin olsun. Allah canibinden kudretim azameti altında bakmayı öğren. Yani Allah bu kainatı niye yarattı? Allah'ın böyle yaratma gayesini öğrenirsek insan ona göre davranır. Ona göre adım atar. Başka? Rahmeti ilahiyeden ümidini asla kesme. Sakın ha. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın en büyük sıfatı şuydu. Allah'tan diyor ümidini kesti. Yeis. Onun için diyor ki ancak benden kafirler ümidini keser diyor. Ümit. Ümidini o kesiyor. Başka? Burayı okudum. Rahmet ilahiyeden daha ileri şefkatini sürme. Bir de Allah'tan fazla şefkat etme. Şefkata muhtaç olacak kadar şefkat etme. Merhamete muhtaç olacak kadar merhamet etme. Ama zalim de olma. Yani merhametin ifratı, ifrat, merhamete muhtaç olacak kadar merhamet etmeyeceğiz. Ama tefriti ise zalim olmayacaksın. Allah'ın acı dediğine ne kadar acıması gerektiği kadar acımak lazım. Yanlışlara ısrar edip bel merkezli düşünme, empati yap. Mesela Kadir abi bir şey söyledi veya bir şey yaptı. Hemen böyle o sözüne, o davranışına tepki hemen verme. Niye? Hepimiz biliyoruz ki yaşıyoruz. Her yaptığımızı, her söylediğimizi düşünerek söylemiyoruz, yapmıyoruz. Paldır küldür çıkıyor ağzımızdan, yapıyoruz. Empati yap diyor. Yani kıyası bir nefs yap. Onun alemine gir. Acaba bu insan bunu hemen niye söyledi? Ya ailesinde bir sorunu vardı. Ya kafasına bir şey takmıştı. Ya bir şey canını sıkmıştı. Tam da ben ortamına denk geldim. Pat deyip bana patladı. Peki nasıl bakacağız buna? Hayatında genelinde böyle bir adam mı? Hep böyle mi ya? Pata pat adam mı böyle? Ve hep böyle dürüst adam mı? Hayatının bütünselliğine bakacağız. Yani Allah'ın nazarıyla birbirimize bakacağız. Nasıl bakıyor Allah? Haşir meydanında bir sebabı var. Hemen koy cennete demiyor. Bir günah var. Hemen koy cehenneme demiyor. Sebapla günahları dayı. Karıştırıyor. Harmanlıyor. Hangisi galip? Sebap mı günah mı? Ona göre muamele ediyor. E şimdi bakacağım ben daima. Muamele daima bakıyorum. Böyle bir şey dedi, böyle bir şey yaptı. Tamam. Hoşuma gitmedi bu. Belki benim gözlüğüm renkli. Arkadaşlar, dahiler bak, gözlük siyah olursa her şey siyah gözükür. Ama o siyah değil. Benim gözlüğüm siyah. Şimdi Muammer daima bakacağım. Ya bunu söyledi, bunu yaptı ama hep bu mu ya? Hayatında iyilikler yok mu yani? Vefa yok mu yani? Şimdi bunun hayatına tümüne baktığın zaman bir sürü iyilikleri var. Olsun bir tane ayrık otu çıksın yani. Ayrık otu istenmeyen otlara deniliyor. Tarlada bunları ettik ama o da çıktı yani. O zaman Allah nasıl bakıyor? Bir iyiliği var cennete koymadığı gibi bir kötülüğü var cehenneme koymuyor. Onu harmanlıyor. Hangisi galip? Söyle muamele ediyor. Bize bu neyi götürüyor ölçü olarak? İnsanlara birbirlerinize böyle bakın. Bir iyilikle tavana çıkarma, bir kötülükle de kuyunun dibine atma. Onu harmanla, bütünsel bak. Bu ortalama nasıl bir adamdır? Öyle bak diyor. Ezan bitene kadar iki tane de okuyayım. Olayları değiştiremiyorsan düşünceni, nazarını değiştir. İnsanları değiştirmeye kalkma, düşman yaparsın. Peki ne yapalım onu? İnsanları değiştirmeye kalkma. Onun güzel sıfatlarına vurgu yap. Onun güzel sıfatlarının çapını genişlettirirsen kötü sıfatları gözükmez. Eğer olayları değiştiremiyorsan düşünceni, bakışını değiştir. İnsandır. Allah'a isyan yapan, Allah'a bu kadar günah yapan insan bana yapsa çok mu? De, nazar-ı musamma ile bak. Yoksa kafamızın içini kemiriyor. Başka? Ezan bitti mi? Yok. Biberin içine lezzeti koyduğu gibi olumsuz dediğimiz şeylerin içinde de dane-i hakikati ara. Yani Allah sanatına bak. Biberin içerisine elemi koymuş. Acıyı koymuş. Kavunun içerisinde de lezzeti koymuş. Yani iki zıt. Şimdi bir tarla gibi düşün insanı. Biber de çıkıyor Allah'ın toprağında. Kavun da çıkıyor yani. Tatlı da çıkıyor. Lezzeti de çıkıyor. Acı da çıkıyor.
İnsan da buna benzer. Ne ekersen, neyi sularsan, yani şu, Urfa'ya gidersen, Urfa'ya, orada biberler çok olur. Gelirsin Karadeniz'e, çay olur. O zaman iyi olmak istiyorsan, iyi insanlarla beraber ol. İyi insanlar senin toprağın oluyor. Değirmen, taneyi öğüttüğü gibi, eğer değirmene tane atmasan, değirmen taş taşı yer. İnsanın da kafasına bilgi, doğru malzeme verirsek, değirmen birbirini yemez, taş taşı yemez. Un manasında olan bilgi, doğru insanlarla oturup kalkmak, doğru bir şeyler öğrenmek, şu anda mesela sohbet. Kafamızın içerisi, kafanın içi değirmen gibi, içerisine doğru bilgileri atarsak un oluyor. Eğer doğru bilgileri atmasak kafamız, düşünceler birbirlerini yiyor. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fatiha.